Evet efendim, bakış programına devam ediyoruz. Ayova Sağ CEO'su Fırat Kuruca bizlerle birlikte otomatik katılımı, bireysel emeklilik sisteminin otomatik katılımı konuşacağız. 1 Ocak'ta 45 yaş altı tüm çalışanların sisteme, otomatik bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı sağlayan otomatik katılım sistemini konuşacağız. Bir süredir konuşuyoruz. İlginç gelişmeler oluyor. 1000 ve üzeri şirketler girdiler. Çıkanlar da var. Hala çıkmakta olanlar var. Ama yaklaşık bir 20 gün sonra artık daha büyük bir kitle sisteme girecek. Bunların hepsini Sayın Kuruca ile konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com, bize ulaşacağınız elektronik posta adresi, otomatik katılımla ilgili merak ettikleriniz ne varsa sorabilirsiniz. Süremiz el verdiğince Sayın Kuruca'ya ileteceğim soruları. Aynı zamanda Moyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de aktif olarak yayına katılıp soru sorup yorumda bulunabilirsiniz. Bence soracak çok şey var. Dolayısıyla varsa kafanıza takılanlar iletebilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Kuruca. Merhabalar, teşekkürler, hoş bulduk. Bu arada size de hayırlı uğurlu olsun. Siz de Ayova Sağ'ın yeni çiçeği burnunda CEO'su diyelim. Öyle değil de, mi? Ne kadar başı, oldu? Sene başı itibariyle bayrağı başı devraldım. Tamam, otomatik katılım başladı. Siz de şeye mi, CEO'da mı? Böyle bana kısmet oldu size otomatik katılım. Size iyi bir şey ama ya. Yani evet, değişikliklerde iyi bir şeydir. Güzel. Şimdi konuşacağız ama arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Önce onu birlikte izleyelim. Tamam. Sonra sohbete başlayalım. Efendim bir küçük haberimiz var. Sonra Sayın Kuruca ile sohbete başlayacağız. Tasarruf denildiğinde akla gelen araçların başında yer alan bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı otomatik katılımla beraber 7.777.000 kişiye ulaştı. İlk olarak 1000 ve üzeri çalışan şirketlerin katıldığı otomatik katılımda 24 Şubat itibariyle 915 bin kişi bulunuyor. Çalışanların fon tutarı 82 milyon lira olurken katkı payı tutarları 82 milyon 800 bine ulaştı. Uzun vadeli yatırım aracı olan bireysel emeklilik sisteminde kişilerin ortalama durma süresi 3 ile 5 yıl arasında değişiyor. Yılda 6 kez fonların değiştirilebildiği sistemde otomatik katılımda fon yönetim gider kesintisi üst limiti 0.85 olarak belirlendi. Türkiye'de mevcut emeklilik fonlarının yatırım portföyüne bakıldığında kısa, orta vadeli, likit, sabit getirili fonlar çoğunlukla tercih ediliyor. Otomatik katılımda da ilk 6 ay boyunca katılımcılara likit fonlar sunulacak. Daha sonraki vadelerde farklı fon çeşitleri devreye girecek. Fonların güvenirliğinin devamı ve düzenlenmesi için de yeni uygulamalar getirildi. Sistemdeki merkezi fonda birden fazla sayıda fon yöneticisi olacak. Şirketlerin kendi yönetimleriyle beraber %30 oranında fonu farklı yönetim şirketlerince yönetilecek. Evet efendim, Ayova Sağ CEO'su Fırat Kuruca ile sohbetimize başlayalım. Şimdi bize bir resmi çizin. 1 Ocak'tan bu yana ne oldu? Kaç kişi sisteme girdi? Kaç kişi caydı? Niye caydı bu insanlar? Niye çıktılar? Nedir? Durum, ahval, vaziyet nedir? Evet. Öncelikle otomatik katılım 1 Ocak itibariyle dünyamıza girdi. Ve hayırlı olmasını diliyorum. Aslında uzun süredir düşünce aşamasındaydı ama nihayet hayata geçti. 3 sene içerisinde tümüyle yaygınlaştırılacak bir sistem. 2017 başı itibariyle 1000'i aşkın çalışanı olan şirketler otomatik katılım sistemine dahil oldu. Aşağı yukarı 2 milyona yakın çalışanı ilgilendiren bir husustu. Daha sonra 1 Nisan itibariyle 250 ve üzerinde çalışan olan şirketler sisteme dahil olacak. Daha sonra Temmuz itibariyle de 100'ü aşkın çalışanı olan şirketler sisteme dahil olacak. Devlet kurumları ise gene Nisan itibariyle sisteme dahil olacak. Toplam 2017 yılı içerisinde 6,5-7 milyona yakın çalışanın otomatik katılıma dahil edileceğini öngörüyoruz. 1 Ocak'tan bu yana sistem toplam kaç kişiyi otomatik katılıma dahil etti? Aşağı yukarı 1 milyon 700 bin kişi ilk an itibariyle sisteme dahil oldu. Bunlardan da şu anda 1 milyona yakını halen sistemde aktif olarak bulunmakta. 700 bini caydı. Caydı, öyle caydı. Şimdi şu caydı çıktı şeylerine bir açıklık getirelim. Benim şöyle bir tespitim var, katılıyor musunuz bilmiyorum. İlk 2 ayda çıkarsan cayma, 2 aydan sonra çıkarsan çıkma.
Böyle mi bu? Aslında biraz öyle. İlk etapta kamuda biraz zorunlu emeklilik falan gibi algılandı ama bunun aslında zorunlu bir sistem olmadığının, gönüllü bir sistem olduğunun altını çizmek lazım. Zorunlu olan kısmı işverenlerin çalışanlarına böyle bir faydayı sunma kısmı zorunludur. Ama çalışanlar herhangi bir an itibariyle cayabiliyor veya sistemden çıkabiliyor. Yani o açıdan oldukça esneklik tanıyan bir sistem. Ama ruhu itibariyle çalışanların uzun vadeli güvencesini sağlayan ve emeklilik için hazırlanmalarını sağlayan bir sistem. Oldukça peki, pozitif. 1 milyon 700 bin kişinin 700 bini çıktı. Neden çıktı? Muhtemelen siz sahada herkesle görüşüyorsunuzdur. Bir takım size argümanlar sunuyorlardır. İşte kimisi belki kesinti oranı yüksek diyor. Kimisi sisteme inanmıyor diyor. Kimisi çarşı her şeye karşı gibi diyordur. Nedir? Ağırlıklı çıkış nedeni ne? Yani çok değişik sebepler söylenebilir ama ön plana çıkan hani biraz finansal olarak ihtiyaçların sebebiyle şu anda öyle bir tasarruf hazırlıklı olmadığı veya sisteme olan güvenlerinin şu anda tam olarak oluşmadığını hissettiren, söyleyen çalışanlar var. Kimi zaman soruyoruz da hani ne olsaydı caymazlığı falan gibi. Orada da genelde aldığımız cevap hani bir işveren katkısı tarzı bir şey olsaydı şu an itibariyle zorunlu değil. İşveren katkısı olsaydı hani sistemde kalmaya daha sıcak bakardım şeklinde cevap verenler de oluyor. Peki Fırat Bey bir şey soracağım. Şimdi biz hep 1000 ve üzeri şirketlerde çıkışların nedeninin büyük bir kısmını bu şirketlerde zaten işveren katkılı planlar var diyoruz. Belki hani hepsinde yoktur ama ya hazır sizi yakalamışken şu işveren katkılı plan nedir? Çünkü biz bunları birkaç yayın konuştuk. Tabii bildiğimiz için biz böyle konuşuyoruz ama izleyici diyor ki nedir o işveren katkılı biz onu bilmiyoruz diyor. Şimdi bize biraz ondan bahsedin. Evet. Oradan bir otomatik katıl fark ne onu anlayamadım. Tabii. Şimdi bireysel emeklilik sisteminde her zaman kurumların bir plan oluşturarak çalışanlarına böyle bir fayda sunma imkanı vardır. Bu şimdi otomatik katılımla farklı bir boyut kazanıyor. Ancak son 13 sene içerisinde gördük ki kurumsal yapıda olan şirketler, gerek yerli kurumsal şirketler, gerekse yabancı menşeli kurumsal şirketlerin genelde çalışanlarına böyle bir faydayı gönüllülük esasına istinaden ve işveren katkısıyla birlikte sunduklarını görüyorduk. Pek çok holdingin, grubun işte işveren %3 koyuyor, çalışan da %3 koyuyor, toplam 6. Kimi şirketlerde bu 5-10 filan gibi oranlarda da olabiliyordu. O şekilde o minvalde oluşturulmuş ve genelde çalışanların motivasyonunu ve şirkete olan sadakatini artırıcı ve kurumun çalışanına verdiği değeri gösteren nitelikte emeklilik planları vardı. Ki bu aslında Batı Avrupa'da ve Amerika'da hani 100 yıla yakındır olan bir kurum ve yapı. Türkiye'ye de yavaş yavaş gelmeye başladı. İnşallah otokatımla da daha da bir hız kazanacak. Peki o işveren katkılı planlarda hem çalışan sisteme dahil olduğunda devlet teşviklerinden yararlanamıyor mu? Aslında işverenlere de bir destek var mı? İşverenlere de vergi şöyle direkt doğrudan gider yazılabiliyor. Yani bir takım sosyal sigorta primleri falan gibi maliyetleri olmuyor, tasarruf edebiliyor. Ama ana itibariyle çalışana baktığınızda çalışan bir 100 lira yatırdığında bu tür planlara işveren katkılıysa bir 100 lira işveren koyuyor genelde 25 lira da devlet koyuyor. Aslında bir 100 liralık bir birikimi çalışanın bir anda 225 liraya ulaşabiliyor. O ilk anda daha zaman içerisinde de sistemde kazanacağı getirilerle uzun vadede oldukça iyi bir birikim yapma imkanı sağlıyor ki Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi bu tasarruf ve birikim tutarını artırmak. Ülkede yeterince kaynak yok büyümeyi sağlayacak, büyümeye yakıt teşkil edecek. Hani o tür kaynağı sağlamak için oldukça faydalı bir sistem. Avantajlı o zaman işveren katkılı planlar. Yani otomatik katılımdan daha mı avantajlı? Kişiler oradan çıkıp da hani otomatik katılıma girmeyip de şeyde kalıyor. İkisi de birbirine çok benzer fakat otomatik katılımda sistem biraz daha detaylı kurgulandı. Onunla ilgili bir takım düzenlemelerle çalışanların ve işverenin nasıl bir sistem içerisinde çalışabileceğinin detaylı mevzuatı düzenlendi. Bireysel emeklilikte bu biraz daha şirketle bireysel emeklilik şirketi arasındaki anlaşmalarla biçimleniyordu. Burada biraz daha standart bir
sistem oluşturuldu. Peki Fırat Bey, bu yani 1.7 milyon kişi girdi, 700 bini çıktı. İşte evet, 1 milyon da bence kişi tanıştı bu sistemle, ama ben hani şimdi çıkan tarafa takığım biraz. Evet. Şimdi bu kadar devlet katkısına, %25 artı 1000 falan, bu kadar devlet katkısına rağmen çıkışı anlayamıyorum. Yani anlatamıyor musunuz? Yoksa kişiler devlet katkısını mı anlayamıyor? Yoksa hani devlet katkısının bir itibarı mı yok? Aslında bunlardan önce biraz toplumsal bir tasarruf bilincine bakmak lazım. Ülke olarak pek tasarrufu sevmiyoruz. Maalesef evet. Tüketime ağırlık veriyoruz. En büyük eksiklerimizden bir tanesi bu. Gerek toplumsal gerek ekonomik açıdan. O sebeple yani insanların biraz tasarrufa daha yatkın olmadığından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hani ikinci nedenler de olabilir. İşte sisteme olan inancın yeterince şu anda güçlü olmaması veya şu veya bu bahanelerle sistemde tasarruf etmeye insanların henüz razı olmaması ana sebepler gibi. Ama uzun vadede bunu değişeceğini beklemek lazım. Çünkü otomatik katılımdan önce bulunan bireysel emeklilik sisteminde görüyoruz ki son 10 sene içerisinde insanlar bu fikri daha gittikçe daha fazla satın almaya başladılar ve şu ana kadar 7 milyon kişi sisteme inanmış ve bireysel emeklilikte ciddi bir birikim yapmış. Koç, oradan da çıkışlar vardı değil mi zaten? Yani bu yani bir miktar çıkış olması doğal. Aslında burada biraz bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Hani eskiden hiç yoktu böyle bir sistem ve insanların uzun vadeli tasarruf yapma imkanı hemen hemen mevcut değildi ülkede. Şu anda böyle bir imkan var ve 6-7 milyon kişi normal besle ve şimdi de Ocak itibariyle, Şubat itibariyle 1 milyon katılımcı ota katılımda. 8 milyon kişi tasarruf ediyor aslında. Şu anda 8 milyon kişi bütçesi el verdiğince beyaz çok da bütçeleri sarsmayacak şekilde ufak ufak tasarruf ediyor ki aslında bireysel emekliliğin arkasında yatan düşünce de budur. Uzun vadede ufak ufak ve insanı yormayacak tasarruflarla, birikimlerle ciddi tasarruf oranlarına ulaşmak. Peki, sorular gelmeye başladı. Birkaç tanesini seçeyim, oradan da başlayalım. Şimdi ağırlıklı gelen sorular şunlar. Bize hemen hemen her yayında geliyor bu. Mevcut sistemde bireysel emekliliği olanlar ve otomatik katılım şartına da uyup girecek olanlar ve bu Nisan ayında giriş yapacak olanlar ne yapmalı diye soruyor. Şimdi bu soru çok ama ben bunu böyle bir paçal hale getirdim. Ne yapmalı bu kişiler? Var adamın bireysel emekliliği. 1 Nisan'da da işte başlayacak olan şirketler için ne yapacak bu adam? Şimdi kurgu olarak birbirine benziyor ama... Hangisi avantajlı farklı. Soruyu da ben üzerine ekleyeyim. Yani ikisinin birbirlerine çok ciddi ortak yönleri var ama ufak farklılıklar da var. Bunlardan bir tanesi ota katılımda biraz daha uygun fiyat şartları normal bireysel emekliye göre biraz daha uygun. Bu sözleşmelerin şartları daha ucuz şartlarla ulaşabiliyoruz. Ama ikisinde de devlet katkısı var. Birisinde nakdi, ötekisinde hesabi ota katılımda bir gerçek para değil fakat kaydi bir. Nedir o kaydi dediğimiz? Yani ama kişinin hesabında o para. Kişinin hesabında fakat o belli bir endeksle değerleniyor. Standart bir şeyi var, değerleme oranı var. Orada kaydi olarak değerleniyor ama gene %25 oranında böyle bir farkı var. Bireysel emeklilikte, normal bireysel emeklilikte çok daha farklı fon alternatifleri olabiliyor. Burada biraz daha standartize edilmiş fon alternatifleri var yatırımcılar için. Ama yani eğer imkanları varsa her ikisinde de devam etmelerine öneririz. Yoksa kendisine en uygun olan seçeneklerden bir tanesi. Yani ikisi, herhangi birisi olabilir. Gerek risk iştahına göre, hangi fonlara yatırım yapmak istediğine göre, gerekse eğer çok fiyata hassasiyeti varsa daha fiyatı uygun olan otomatik katılımı değerlendirebilir. Peki, devam edelim. Bir izleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki 2 ay içinde Ocak ayında sisteme girenlerdenim. 2 ay içinde sistemden çıkmaz isem 2 ay sonra ciddi bir cezai müeyyide ile karşılaşacağım söyleniyor. Ben de şu ana kadar son güne kadar bekliyorum. Kimileri de hiçbir şey olmayacağını söylüyor.
siz ne diyorsunuz? Hiçbir şey olmayacak. Herhangi bir ceza emeği diyor çalışana bir, karşı. Böyle bir sosyal medyada dolaşan bir şehir efsanesi var. Yani iki ayda çıktın çıkmadın. Bittin. Evet, yok öyle bir şey. Yani. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani enteresan bir şekilde yani insanlar bu otomatik katılım mevzuatı çıktığından beri aslında cayma çıkma gibi şeyleri konuşuyorlar ama yani sisteme olan güveni teşkil edecek şekilde uzun vadeli bu sistemin faydalarından bahsediyor olmak lazım. Değil yani mi? Şu anda bile hani bu programda başlamadan çıkmayı konuşuyor. Evet, aslında başlamadan çıkmayı düşünüyor. Aslında insanların şuna bakıyor. Ama bir dakika üstad, kusura bakma. Kurguyu yaparken de şöyle yapmışsınız. Adama demişsiniz ki sabah gir akşam çık. Evet. O da benim kabahatim değil. Sen kişi bu kadar önemli bir kişi olaya evet. Sabah girip akşam çıkartırsan tabii çıkışık olursun. Evet, yani koysaydın 3 ay süre bak konuşmazdın. Yani, yani, kısa vadede inşallah biraz daha düzelecek. Bu ilk turda biraz öğrenimlerimiz oldu. Gerek sektör olarak gerek hazine müsteşarlığı olarak herhalde zaman içerisinde bu sistemi daha da güzel noktalara taşıyacak şeyleri, değişiklikleri yapacağız. Ve en önemlisi de inşallah çalışanların ve halkın aklındaki otokatılım algısını daha da pozitif yerlere taşıyacağız. Daha henüz çok başındayız. Yani iki aydan sonra da istediğin zaman sistemden çıkabilirsin. Yani tümüyle esnek bir yapı olduğu için öyle bir rahatlık söz konusu. Yani insanların stres yapmadan sistemde aslında sistemi biraz daha anlamaları lazım. Uzun vadedeki tasarruf ihtiyaçlarını hani biraz düşünmeleri lazım. İnsan yani bilinçli davranmaları lazım. O gündelik hayatta insanlar, çalışanlar çok ilerisi için planlar yapıyorlar belki ama o planları nasıl hayata geçireceğiyle ilgili hazırlık yapıyorlar mı bilemiyorum. Hani o konuda biraz eksiğimiz var gibi duruyor. İnşallah bu otomatik katılım gibi sistemlerle emeklilik dönemi için insanlar daha gittikçe daha da fazla birikim yapacaklar. Bunun ihtiyacı olduğunu anlatmamız lazım insanlara. Peki, şimdi şu maaşlardan kesilen rakamların, tutarların ve sizlere aktarılan tutarların fonlarda değerlendirilme konusunu bir evet. Konuşalım. Bir 7-8 tane böyle bir soru var. Bir kısmı diyor ki maaşından kesilir kesilmez mi hemen fonda değerleniyor. Bir kısmı da bu 2 aylık süre içinde hiçbir şekilde değerlenmeyecek. Ben böyle anlıyorum. 2 aydan sonra mı değerlenmeye başlayacak? Onu şey yapamıyor. Buyurun. Evet. Şöyle bir kere maaşlardan yapılan kesinti ve emeklilik sistemine aktarılan bir para hani tanım olarak doğru olmakla birlikte aslında biraz daha analiz etmek lazım. Aslında bu insanların kendi adlarına yapılan bir birikim. Hani herhangi maaşlarından bir kesinti yapılıyor ama havaya gitmiyor. Kendi hesaplarına aktarılıyor. Ve o hesaplarda da çok istisnai durumlarda hani çok piyasa şartlarının çok dalgalı olduğu durumlarda olabilir ama genelde uzun vadede pozitif getire söz konusu. İlk andan itibaren ilk iki ay içerisinde emeklilik şirketi bu paraları hiç değer kaybetmemesi konusunda tedbirleri almakla yükümlü ve o şekilde de oldukça konservatif diyebileceğimiz yatırım araçlarında değerlendiriliyor. Ondan sonra iki aydan sonra çalışanın talebi olması durumunda daha riskli olabilecek yatırım araçlarına yönlendirilebiliyor ama onlarda da uzun vadede kayıp riski son derece minimaldir. Bir de burada herhalde otomatik katılımda ağırlıklı bir faiz var değil mi Fırat Bey? Yani faiz getirisi daha yüksek ben öyle şey yaptım, gördüm. Faize dayalı bir getiri var. Yani, yani faizsiz alternatifler de var. Tamam, faizsiz de var. Doğru. Faizli alternatifler de var. Yani aslında bireysel emeklilikte olduğu gibi bu yatırımların çoğunluğu Türkiye'deki varlıklara yatırım yapıyor. Bunlar hazine bonoları, tahvilleri, özel sektör tahvilleri, vadeli hesaplar, altın, borsa vesaire. Ama genelde Türkiye'deki varlıklara yatırım yaptığı için Türkiye'deki varlıkların getirileriyle doğru orantılı performanslar söz konusu oluyor. Ve burada en önemli şey çalışanın veya fonun hangi alana odaklandı? Daha çok hisse senedine mi yatırım yaptı, daha çok bonoya mı yatırım yaptı? Yani varlık dağılımı diyoruz buna. O daha belirleyici oluyor orta uzun vadede performans açısından. Bir izleyicimiz demiş ki sen katılmak istiyor musun diye sormadan zorla dahil edilmesi farklı soru işaretleri yaratılıyor. Güvenilir bulmuyorum demiş. Her şeyi soruyor muyuz biz zaten şeye?
her bir vatandaşı. Yani, sürekli BES için mi referandum yapabilirdik? Yani tabii esprili olarak o şekilde de değerlendirilebilir de aslında yani şunu görüyoruz ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi tasarruf yapmıyor olmamız. Batılı ülkelere veya gelişmekte olan ülkelere baktığımızda hemen hemen hepsinden çok daha gerideyiz. Ki aslında yüksek büyüme hızları ve kalkınma planlarımızı finanse edecek tasarruf olması lazım. Ülkemizde maalesef öyle bir varlık olmadığından yeteri büyüklükte genelde dış kaynaklara muhtacız ve hükümetin de bu konudaki şeyi görüşü bu tasarrufları artırmak için bireysel emekliliğin son derece faydalı olacağı ve ki ben tümüyle inanıyorum. Bu makroekonomik açıdan baktığımızda ama bireysel olarak baktığımızda şunu biliyor olmamız lazım ki her çalışan bir şekilde emekliliği için bir hazırlık yapmak durumunda. Normalde sosyal güvenlik sistemi tamam hemen hemen tüm çalışanlara sunulan bir kamu hizmeti ama velakin o insanların uzun vadede emeklilik sonrası yaşam standartlarını devam ettirebilecek seviyede bir gelirin olup olmayacağını insanların değerlendiriyor olması lazım. Yani şu anda diyelim ki emeklilik öncesi 1000 lira 2000 lira bir gelirim var. Emeklilik sonrası benim emeklilik maaşım ne kadar olur? SGK'dan alacağım. Ve bu yeterli mi? Bu yeterli değilse üstüne ne koymam gerekiyor? Bu hesabı herkesin bilinçli olarak yapıyor olması lazım ki bireysel emeklilik şirketleri olarak bizim kattığımız en önemli değer de burada. İnsanlara bu ihtiyaçlarını anlamaları ve o ihtiyaçları için hazırlanmaları konusunda ciddi çaba içerisindeyiz. Ve görüyoruz ki bu sadece Türkiye için değil aslında bütün dünya için de bir gerçek. Bu devletler tarafından sunulan sosyal güvenlik sistemleri çok devam ettirilebilir, sürdürülebilir değil. Çünkü dünya nüfusu gittikçe yaşlanıyor ve emekli sayısı artıyor. Ona karşında çalışan nüfus sayısı azalıyor. Bu aktüeryel denge diyebileceğimiz yani her emekli için kaç çalışan olduğu gibi denklemlere baktığınızda kötü gidiyor. Yani gidişat çalışan başına çok daha fazla emekli olduğunu gösteriyor. Ve bu da uzun vadede bu sistemlerin, sosyal güvenlik sistemlerinin yetersiz kalacağının öncül işareti. Şimdi o sebeple insanların kendi emeklilikleri için şimdiden birikim yapıyor olmaları lazım. Bunu bireysel emeklilik sistemi içinde veya bireysel emeklilik sistemi dışında da yapabilirler. Fakat bireysel emeklilik sisteminin özellikle Türkiye'de son derece cazip bir teşviği var. Gerek primlerin %25'i kadar devlet katkısı gerekse bu sistemde kaldığı müddetçe getirilerden sağlanan stopaj muafiyeti gibi pek çok avantajı var. Bunların insanların bilinçli şekilde farkında olup burada mümkün olduğunca birikim yapıyor olması lazım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Sayın Mehmet Şimşek de açıkladı zaten. Neredeyse yani %25 devlet katkısı ortalama minimumda %10 getiri olsa yıllık %35 gibi bir getiri ki dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir getiriden bahsediyoruz yani durduk yerde. Dursun Bey şöyle bir soru sormuş. Eşim 2 yıl önce bireysel emeklilik sistemine girdi. Özel sektörde işçi olarak çalışıyor ve iş yeri yeni sisteme kayıt yaptırdı. Sorum şu. 2 yere birden ödeme yapmaya devam mı edeceğim? Sistem birleştirme yapacak mı? Birleştirme yapılacak mı? Sistem birleşmeye şu anda izin vermiyor. Müsait değil. Belki ileride olabilir ama eğer mali durumları müsaitse her ikisinden de devam ediyor. Her ikisini de devam ettiriyor olmalarını tavsiye ederim. Şimdi bak ben yani arada bir şey sorular da geliyor yani şimdi. Hep çıkış mıkış falan. Evet. Hep böyle bardağın boş tarafı, dolu tarafı güzel sorular da. Mesela Hikmet Bey'in şöyle bir sorusu var. Diyor ki 1 Ocak'ta sisteme dahil oldum. Pardon. 1 Şubat'ta sisteme dahil oldum. Ve benden diyor 170 lira bir kesinti yapıldı. 170 lira bir kesintiyle tasarruf olmayacağını ben de biliyorum diyor. Ben bunu daha da arttırabilir miyim? Böyle bir imkan tanıyor mu sistem bize diyor. 170 lirayla tasarruf olmaz. Yaş başı yazılmamış ama yani. Evet. Öyledir. Tabii artırmak mümkün. Şimdi onun araştırmasını yaptık. Avrupa'daki 9 ülkede Türkiye dahil. Gördük ki emeklilik dönemi için insanların tasarruf açığı var ve bu açık Türkiye'de en hat safhada %19 seviyesinde bir açık tespit edilmiş. Yani insanların emeklilik dönemi için
hazırlık yapmaları açısından her sene gayri safi milli hasılanın, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %19 kadar daha tasarruf etmeleri gerekiyor. Bunu da ülke olarak, topluca. Ve bunun da aslında tekabül ettiği rakam biraz ürkütücü bir rakam. Hani çok da telaffuz edince insanların pek inanası gelmiyor ama 10 binleri aşan bir rakam kişi aylık. Başı yıllık. Yıllık 10 bin. Ciddi bir rakam. Ama tabii bu çok varlıklı kesiminde şeyinde düşük gelirli kesiminde o genel bir ortalaması ama şöyle yaklaşık bir hesap şey yaparsak herkes aslında aylık gelirinin bir %10'u 15'i yaşına göre eğer yaş ilerlediyse biraz daha fazla yapmak gerekebiliyor. Ama hani özellikle genç yaşlarda başladıysanız %10'lar civarında bir tasarruf yapsanız emekliliğinize anca hazır oluyorsunuz gibi gözüküyor yapılan hesaplar. Şey yapılabilir yani kişiler 170 lira değil ben 210 lira gelirin neyse aslında biraz oradan bakıyor makam. Şu anda sistem %3 öngörüyor. Brüt prim esas kazancın %3'ü ama aslında hani net kazancın %10'u gibi 15'i gibi bir tasarruf yapmak daha mantıklı. Evet. Peki Fırat Bey çok teşekkür ediyorum. Hem soruları cevaplandınız hem de kafalar takılan konulara açıklama getirdiniz. O yüzden ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, bakış programının sonuna geldik. Aviva CEO'su Fırat Kuruca bizlerle birlikteydi. Süremize el verdiğince sorularınızı ilettim ama tahmin ediyorum herkesin birebir sorusu yerine toplu olarak herkes alacağını almıştır. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.